Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Arkadaşlar bu bizim yavru kedilerimizin son videosu olacak. Ondan dolayı arkadaşlar bir tane video çekmek istedim. Bu hafta sonu video var çünkü. Arkadaşlar bir de Müjgan'ın veterinere götürdük. Biraz hastalığı vardı. Ondan dolayı ona veteriner ilaç yazdı. O ilaçları vereceğiz. Bir de yavrunun gözlerini sileceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir Müjgan'ı size gösterelim arkadaşlar. Yavrunu son kez göstereceğim size. Müjgan şöyle yani. Dün götürdük, çok hastalığı yokmuş. İşte bu ilaçları yazdı doktor. Arkadaşlar bunu günde bir kere veriyoruz. Ama ikiye bölüp sabah akşam verebiliriz. Günde bir tane veriyoruz. Ben bir tane vereceğim. Direkt yutturuyoruz bunu arkadaşlar. Kelebesini. Şimdi arkadaşlar ilk bunu vereceğiz Müjgan'a. Eğer hani ben böyle yutturabilirim ama atıyorum yutturamadık. Atıyorum yutturamadık arkadaşlar. O zaman bu peynir veya başka bir şeyin içine koyup böyle yedireceğiz. Bu arada ben ellerimi yıkadım arkadaşlar. Şöyle hapı arkadaşlar boğazın gerisine doğru koyuyoruz. Bakalım ne yapmış mı? Evet arkadaşlar, hapı başarıyla yutturabildik. Arkadaşlar bunda yine böyle bir ilaç olmuş, şöyle bir göstereyim size. Arkadaşlar ben bunu okuyayım, ondan sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bunun içinden beyaz toz çıkıyor arkadaşlar. Onun üzerine su katıyorsunuz. Çarpıyorsunuz, böyle sıvı bir süt gibi bir şey haline geliyor arkadaşlar. Şimdi bu şirinden hepsini çekip bunu ağzına vereceğiz. Şöyle şimdi açalım. Şöyle bir şirinde var arkadaşlar. Bunu hepsini çekeceğiz. 2,5 milimmiş. Şimdi arkadaşlar biz bunu çekelim. Ondan sonra Müjgan'ı alacağız. Kapatma kapatma. Hep beraber hiç videoyu durdurmadan şimdi böyle yapacağız arkadaşlar. Çekiyoruz bunu. Evet arkadaşlar şöyle içine çektik, gördüğünüz gibi. Şöyle silelim bunu. Bunu da atacağım zaten sabahtan beri. Yavrularla beraber oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar Müjgan'ı alıyoruz şöyle. O da yatıyor. Arkadaşlar bunu boğazın gerisine doğru vermeniz lazım. Çünkü bunu ağzından tükürebiliriz. Mesela yavrulara da ben ilaç veriyorum. Hep ağzından tükürüyorlar. Geriye doğru vermeniz lazım. Az önceki gibi tutalım. Arkadaşlar bu arada ilaç vereceğimizi anlıyor, ondan dolayı böyle. Evet şöyle birazını verdik. Birazını vereceğiz, bekleyeceğiz. Birazını bekleyeceğiz, bekleyeceğiz arkadaşlar. Hepsini bir anda verirsek ağzından çıkartacak. Şimdi arkadaşlar bir kere daha verelim. Çok, iki sefer de bitiririm bu arada arkadaşlar. Bir kere daha vereceğiz. Ondan sonra bir tane daha bitecek. Tutalım.
Evet arkadaşlar, biz verelim çünkü ondan sonra geleceğiz. Böyle biraz zor olacak. Evet arkadaşlar, yavrularımızı getirdik. Bunlar da son videomuz. 3-4 gün sonra hiçbir bir olayda olmayacak. Arkadaşlar şöyle solüsyonlarının gözlerini sileceğiz. Gözleri kirli olanların. Son bir kere size şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 3 ay sonra yeni bir hayvan gelecek ama onu şimdi söylemeyeceğim size. Sürpriz olacak. O zaman göreceksiniz. Evet, şimdi yaprak sen tutabilirsin. Gözlerini silmeye bunu yavaştan başlayalım. Arkadaşlar bu yılan kedisi olduğu için yılan kedilerinin gözleri çok akıyor. Yani onu alacak kişinin de böyle silmesi lazım her gün, hatta günde 2-3 kere. Yılan kedisinin bakımı çok zor, bir de taraması lazım. Bunu çekelim. Arkadaşlar bu da yavaştan bitiyor. Arkadaşlar ilk gözü kirli olan arkadaşımızın gözünü şöyle siliyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle gözlerini sildik. Bu pis olan peçeteyi oraya koyduk. Şimdi ikinciyi alacağız. Evet arkadaşlar, yaprak artık biliyor ikinci. Şunun da gözleri kötü. Arkadaşlar bu arada böyle şeyleri vermek için biliyorsunuz ben hiç dış parazit yapmadım canı. Hiç dış parazit yapmadım ama normalde ben de evde dış parazit, iç parazit yapıyorum. İç parazit 60 lira diyorsun. Yoksa artık şey yapıyoruz. Hiç veterinere götürmüyoruz böyle küçük açılar için. Göz temizleme, tırnak kesme için. Ben artık hepsini öğrendim. Evet arkadaşlar, daha kedi kalmadı. Gözünü sileceğimiz. Şöyle kedilerle güzel bir kapanış yapalım. Evet arkadaşlar, bugün yavrularla son videomuzdu. Eğer inşallah Müjgan'ın bir daha yavrusu olursa bir buçuk yıl sonra falan, o zaman yine bu kapanışı yaparız. Evet arkadaşlar, bugün böyle güzel bir video çektik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.